İlim aşkını canlandıran, farklı disiplinlere ilgi duyan kişileri bir araya getiren ve durağanlaşmış Müslüman aklını harekete geçiren bir eğitim deneyimi yaşamak ister misiniz? Öyleyse Tefakku Okulu'nu kısaca tanıyalım. Adını Tevbe Suresi 122. ayetten alan Tefakku Okulu, ismiyle müsemma bir okul. Ayette mealen şöyle geçiyor: "Müminlerin hepsinin birden sefere çıkması uygun olmaz. Öyleyse her fırkadan bir grup sefere çıkmayıp, kavimleri kendilerine geri döndüğünde onları uyarmak için dinde tefakku etsinler. Umulur ki Allah'tan çekinirler." Tefakkuh, zorlu bir süreçten geçerek elde edilen ince ve derin anlayışı ifade eden bir kavram. Hadiselerin adeta problemler yumağı haline geldiği ve topluca sefere çıkılması gerektiği bir yerde bile duru bir zihinle düşünebilen, farklı bilgi kaynaklarını nasıl yorumlayacağını bilen, düşünen, araştıran, sorgulayan tefakkuh ehline ihtiyaç var. Çağımızın getirdiği problemler sarmalı arasında, herhangi bir sorgulamaya girmeden ve hızlıca aldığımız kararlar arasında hayatı irade olarak biraz yavaşlatan, durup düşünen, ön yargılarını sorgulayan, bir Müslüman olarak temel kaynaklarına nasıl bakacağını bilen ve geleceğin problemlerine çözüm üretebilecek bir zihni inşa eden tefakkuh ehli kişiler olmalı. Buradan anlaşıldığı üzere aslında bizim ilgilendiğimiz temel soru, bir Müslüman nasıl düşünmeli? Bunun bir formülü var mı? Aldığımız kararlar, etik kaygılarımız, Kur'an'ı ve hadisleri anlama tarzımız, toplumu ve teknolojiyi yorumlama biçimimiz, geleceğe dair tahminlerimiz hangi bilgilerimize dayanıyor? Belli bir sistem takip ediyor muyuz, yoksa gelişi güzel ve doğaçlama bir düşünme tarzına mı sahibiz? Hayatın koşuşturmacası arasında kendi kendimize bu sorularla uğraşmak pek de mümkün değil. Peki ya böyle bir okul olsaydı? Tefakku Okulu, fıkıh usulünden sosyal bilimlere, hukuktan yapay zekaya, kadınların bilgi üretimine katkısından sosyal medya ve dijital mahremiyet problemlerine kadar pek çok farklı alanda ders ve müzakere fırsatı sunuyor. Derslerde kendinizi kimi zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin medresesinde gibi hissedeceksiniz ve onun problem çözerken meselelere nasıl yaklaştığını anlamaya çalışacaksınız. Kimi zaman da bir sosyal bilimcinin zihninin nasıl çalıştığını çözmek için çaba sarf edeceksiniz. Bazen uzaya doğru bir yolculuk yapacak ve bir hukukçu gibi kendi kanunlarınızı koymaya çalışacaksınız. Bazen de kadınlardan oluşan bir ulema topluluğu ile hayalen konuşacaksınız. Farklı coğrafyalardan farklı düşünürleri tanıyacak ve onların metot tavsiyelerine kulak vereceksiniz. Yapay zekanın kendine has metotları da dikkatinizi çeken bir konu olabilir. Tefakku Okulu'nda en fazla duyacağınız kelime usul ve metot olacak. Gelin bu ilim serüveninde birlikte bir yolculuğa çıkalım. Ders içi aktiviteler ve oyunlarla, münazara ekipleriyle, gönüllü ders çalışma grupları, film belgesel saatleri ve daha pek çok sürpriz içeriklerle bu yolculuğun yükünü biraz hafifletelim istiyoruz. Her yolculuk zordur. Ancak gidilen yerin hatırına, yolculukta başımızın gözümüzün üzerine. Tefakku Okulu yol arkadaşlarını bekliyor.